Merhaba. Bir kısmı kamış kesiyor, topluyor. Bir kısmı da bayanlar şimdi içeri göreceksiniz. Üretim yapıyorlar. Daha geçenlerde bir miktar bir alman firması var burada, İskamış. Onun zaten bir yurt dışına malzeme de gönderdik. Bayanlar kendi aradan bir slogan da geliştirdiler. Roman kadınları çalışıyor, Türkiye kazanıyor diye. Gerçekten üzerinde çok büyük emeği var. Türkiye'de biz istiyoruz ki gerçekten sosyal belirleyicilik anlamında belediyeler bize roman toplumuna önünü açması, istihdam yolunda neler yapılabilir? Bu bağlamda kadar Mersin biraz da şanslı. Böyle güzel ortamlar yaratabiliyoruz. Bu alanda sadece şimdi kurslarımız yok. Bu da şimdi bir de kaynak kursu var. 25 tane roman genci burada bir kaynak eğitimi alıyor. Bu eğitimi alan roman gençleri de şimdi organize status, organize sanayi bölgesinde, Mesiyat'ta, Ticaret Odası'nda görüşmelerimiz var. Türkiye gelişecekse böyle dezavantajlı durumları sürece dahil etmek gerekiyor. Şimdi bu bağlamda da burası bir örnek model. Bu tarihi bir çalışma. Akdeniz Roman Federasyonu Başkanı Ali Bey ile biz yıllardır birlikte birçok projede ortak olduk. Özellikle bu İSKEP projesinde bu işi daha da genişletmek suretiyle burada üretime dayalı hakikaten gördüğünüz şu şekil sıfırdan başladı ve bu noktaya geldi. Yani insanlara balık tutmayı öğrettiğiniz zaman hangi noktaya geldiklerini görebiliyorsunuz. Ve üretimle hatta ihracata dönük bir şekil de oluşuyor zaman içerisinde. Gördüğünüz bu kamışlar bizim de Toroslar bölgesinde bolca yetişen çokça deremiz var. Dere kenarlarında özellikle çiftçilerin de kurutmaya çalıştığı bir ürün. Ama bunu faydalı hale getirme yönünde işte kimi gidip o dere kenarlarından bu kargıyı, kamışı kesiyorlar. Kimi burada temizlik yapıyor. Kimi işte örme işlemini gerçekleştiriyor ve böyle üretime dayalı bir sistemi kurmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kadar insana da iş kapısı oluşturmak hakikaten bizim için de çok özel. Onların da hep mutluluk ifadesi cümlelerle karşımıza karşılığını buluyor zaten. Biz ülkenin ekonomisinin ancak üretimle kalkınabileceğini düşünen, bilen bir anlayışa sahibiz. Belediyeciliğimiz de bu anlamda tamamen projelerin çoğunu kendimiz yapıyoruz. Onun için üretime sonuna kadar destek veriyoruz. Hele böyle istihdam boyutuyla çok önemli katkı sağlayan ve gerçekten her projenin ardından sürdürülebilir olmasını düşünüyoruz. Ayrıca kadınların buraya gelip bu işi yapması, çocuklarının da eğitimle gelecekleri daha aydınlık olabilecek şekilde yol yürümeleri bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Gerçekten bu proje rol model olarak çok önemli ve özellikli bir proje diye düşünüyoruz. İnşallah büyüteceğiz. Fideydiler, büyüdüler, ağaç oldular. Şimdi koskocaman bir çınar olacaklar. İnşallah üretim anlamında da ülke bize çok önemli katkı sağlayacaklar. Ben başından beri Ali Bey'e hep teşekkür etmişizdir. Yaptığımız ortak projelerle. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var misali. Birlikte ne kadar güzel projeler birlikte olunduğunda ortaya çıktığını görüyoruz. Bu projede onlardan en özellikli örneklerinden bir tanesi. Kargının büyüklüğüne göre değişiyor. Eğer 3 metrelik katı ölecekse 15 TL. 2,5 metrelik katı ölecekse 12 TL. Biz bunu biraz daha üzerine çok çalışmalar yaptık. Bunu normalde 2 metreydi. Uzatarak çünkü talepler 3 metreydi. Makineyi 3 metreye de ayarladık. Burası yani ben 12 yıldır gördüğüm en iyi örneklerden bir tanesi. Hem yerel yönetimler sizler olarak, belediye olarak hem de federasyon olarak.
maalesef ki İzmir'de 46 tane dernek var ama böyle bir yapıya ulaşmış değiliz biz. Yerel yönetimlere ne kadar da destek verse çok dağınık bir yapıdayız. Çok parçalı, dağınık bir yapıdayız. Sizin gibi yerel yönetimleri gördüğümüzde gerçekten imreniyoruz yani. En üst çıtadasınız Türkiye olarak yani. Sizi örnek alıyoruz.